Sizler kavline ve davasına sadık kuşakların yetişmesi için emek vermeye devam edin. Yeter ki sizler sağına soluna bakmadan ben varım diyen Asım'ın nesli bir gençlik için samimiyetle çaba gösterin. Allah'ın izniyle gerisi sadece bir zaman meselesidir. Üstadımız merhum Necip Fazıl ne diyor? Üzülme, davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Evet, uğruna ömrümüzü adamaktan şeref duyduğumuz İlahi Kelimetullah davasının, yeryüzünde adaleti tesis etme davasının, hak ve hakikati yüceltme davasının, medeniyetimizi ihya etme davasının sahibi, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Biz niyetimizi temiz tuttuğumuz, samimiyetimizi koruduğumuz müddetçe biiznillah önümüzü kimse kesemez. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın diyorum. Kıymetli dostlar, kardeşlerim, İslam dünyası olarak bir Ramazan-ı Şerif'i daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk sahurumuza kalkacak. İnşallah ilk orucumuzu tutacağız. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde ciddi insani dramların yaşandığı bir dönemde karşılıyoruz. Özellikle 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir terör devleti olan İsrail, batılı güçlerin sınırsız askeri ve diplomatik desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır. Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 72 bin Filistinli ise yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşim yerleri harabeye döndü. Gıda almak için sıra bekleyen masumların dahi öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen Esfel-i Safili'nin canlı örneklerini bugün Gazze'li kardeşlerimize bomba yağdıran alçaklarda birebir görüyoruz. Öyle manzaralara şahit olduk ki içinde en küçük bir insanlık kırıntısı olan birisinin uluslararası hukuka asgari düzeyde de saygı gösteren bir devletin bunları yapabilmesi mümkün değildir. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Pol Pot'un, Franco'nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız. 7 Ekim'den bu yana süresi itibariyle geçen 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan, içimizi parçalayan, bir insan olarak yüzümüzü kızartan, utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Her şeyden önce uluslararası kurumların
insan hakları örgütlerinin ve basın kuruluşlarının söz konusu İsrail olunca nasıl hiçbir işe yaramadıklarını hep birlikte gördük, tecrübe ettik. Mesele Filistinli çocukların, kadınların, masum sivillerin yaşam hakkı olunca insan hakları evrensel beyannamesinin nasıl sadece bir kağıt parçasına dönüştüğüne hep beraber şahitlik ettik. Yine bu süreç bize İslam dünyasının özellikle ortak hareket etme, İsrail ve destekçileri üzerinde sonuç alıcı baskı kurma, zulmü ve katliamı engelleme noktasında halen çok önemli eksiklerinin bulunduğunu göstermiştir. Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir. Elbette çok uğraşıldı, gayret gösterildi, diplomatik açıdan çaba harcandı. Ama Gazze'deki masum çocukların ya açlıktan ölmesine ya da kurşunlarla ve üzerlerine atılan bombalarla katledilmesine mani olunamadı. Böyle bir durumun oluşmasının şüphesiz pek çok sebebi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve küresel sistemin İslam dünyasını dışlayan yapısı bu sebeplerden sadece bir tanesidir. İkinci Cihan Harbi'nin galipleri tarafından kurgulanan mevcut nizamda Müslümanlar üvey evlat olarak görülmektedir. Türkiye, dünya beşten büyüktür haykırışıyla aynı zamanda bize dayatılan, bize biçilen bu role de itiraz etmektedir. Kardeşlerim, ülke ve millet olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren Filistin halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 7 Ekim'den bugüne kadar yabancı liderlerle yaptığımız tüm görüşmelerde Filistin meselesini ve Gazze'li kardeşlerimizin durumunu gündeme getirdik. Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda Filistin ve Gazze'nin sesi olduk. Ülkemizdeki İsrail müipleri dahil hemen herkesin Hamas'a terör örgütü yaftası vurmak için yarıştığı bir dönemde biz buna açıkça itiraz ettik. Topraklarını, onurlarını ve kendi insanlarını savunan Filistinli mücahitlere böyle bir kara çalınamayacağını tüm dünyaya cesaretle ilan ettik. Mısır makamlarıyla son dönemde gelişen ilişkilerimizi Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullandık. Şimdiye kadar 19 uçak ve 7 sivil yardım gemisiyle bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Önceki gün yola çıkan Kızılay'ımıza ait 3 bin tonluk bir yardım gemisi daha yarın El Ariş'e ulaşıyor. Her gün Refah sınır kapısından Kızılay'a ve sivil toplum kuruluşlarına ait tırlar Gazze'ye yardım taşıyor. Bu yardımların içerisinde gıda, su, hijyen, tıbbi ve barınma malzemelerinin yanı sıra 53 adet ambulans, 1551 jeneratör, 8 sahra hastanesi ile 3000 çadırda bulunuyor. İnşallah Ramazan ayı boyunca yardım miktarını daha da artıracağız. Refakatçileriyle birlikte ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralı kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz arasında milli birliğin ve mutabakatın temini için de yoğun gayret gösteriyoruz. Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik. Gerek Dışişleri Bakanım, gerekse MİT Başkanımız, Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yakın diyalog halinde. Yani elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği kadar Filistinli kardeşlerimize
tüm imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Filistin davası için verdiği samimi mücadelenin en yakın şahidi tüm gruplarıyla, tüm fertleriyle Filistinli kardeşlerimizdir. Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin en başında yine biz varız. Şunu çok net ifade etmek isterim. Devletiyle ve milletiyle Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke tartışmasız bir şekilde Türkiye'dir. Hal böyleyken her kim hiçbir şey yapmadılar diyerek hükümetimizi eleştiriyorsa açık söylüyorum. Bühtan ediyor, kul hakkına giriyor demektir. Ne sebeple olursa olsun böyle bir cümle kurmak her şeyden önce aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Şu gerçeği tüm dünya çok iyi biliyor. Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "One minute" diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz ve bedel ödediğimiz bir konuda bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bizim durduğumuz yer ve verdiğimiz mücadelede ayan beyan ortadadır. Burada asıl üzerinde düşünülmesi gereken bizi hem de çok haksız bir şekilde eleştirenlerin Filistinli mücahitlere terörist diyerek kara çalanların çıkarlarını bilerek veya bilmeyerek hizmet etmesidir. 21 yıl önce, göreve gelmeden önce, daha başbakan değildim. Genel başkan olarak Amerika'ya ilk yaptığım seyahatte Amerika'nın ileri gelenleriyle masaya oturduğumuzda bana orada Hamas'ı sordular. Terör örgütü dediler. Ben onlara o zaman, hayır, Hamas bir terör örgütü değil, tam aksine bir direniş örgütüdür demiştim. O zaman başbakan değilim. Seçimi kazanmış bir partinin lideri olarak Amerika seyahatini yaptım. Ve onlara da bu cevabı verdim. Şimdi, haydi haydi. Kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Ve Hamas'ın liderleriyle çok açık, net her şeyi rahatlıkla konuşup onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye.